sinüzitler aslında hayatımızda daha çocukluk yaşlarımızdan itibaren çok sık karşılaştığımız enfeksiyon hastalıklarının başında geliyor. Çocuklarda özellikle çok uzun süreli burun akıntılarında eğer alerjik bir komponent yoksa çocukta da baş ağrıları, zaman zaman sersemlik, kusmalar, balgam, öksürük gibi şikayetler de mevcutsa, burnu devamlı tıkalıysa çocuğun sinüzit akla getirilmelidir. Sinüzit bir enfeksiyon hastalığıdır. Özellikle de çocukluk çağında kreşlerle birlikte hasta çocukların maalesef kreşlerde iyi ayırt edilmemesinden dolayı bulaşı çok kolay olmakta ve bir çocuktan diğerine kolaylıkla geçebilmektedir. Ailelerin, annelerin hep şikayetleri 3 gün alıyoruz iyi, gönderiyoruz 5 gün sonra yine aynı şekilde geri geliyor. İkinci bir şey ise tedavide maalesef annelerle hekimler arasındaki antibiyotik kullanım süreleridir. Antibiyotik kullanımında anneler olabildiğince hızlı bir şekilde ya hiç kullanmak istemezler ya olabildiğince hızlı bir şekilde de antibiyotiği terk etmek isterler. Ama realitede eğer akut sinüzit tanısı konmuşsa minimum tedavi süresi Dünya Kulak Burun Boğaz Derneği'nin her 2 yılda bir yayınladığı yayınlara göre 14 gündür. 14 günden az yapacağınız antibiyotik tedavisi eşittir olayın tekrarlamasıdır. Yani eşittir nüks. İkinci bir dikkat edilmesi gereken şey ise çocuk iyileşir iyileşmez tekrar kreşe hemen okula göndermemek. Bir 72 saat çocuğun direncinin gelişmesi için çocuğu evde tutmak gereklidir. Bu genellikle yine gözden kaçırılan çok önemli bir noktadır. Çocuk geldi, tedaviye baktık, sinüzit, normal muayenemizi yaptık. Birçok hekim arkadaş maalesef hızlı bir şekilde hemen radyolojik muayeneye geçiyor. Aslında çoğunda gerekli değildir bunlar. Ancak kronik enfeksiyon tanısı koyduğunuzda ne oluyor, ne bitiyor anlamak için çocuğun yaşı da uygunsa artık düz grafiklerle değil, tomografik olarak inceleme yapmak gerekir. Çünkü sinüslere müdahale çocuklarda biraz daha kısıtlıdır. Çünkü sinüslerin gelişimi tamamlanmadığı için yaşına bağlı olarak maksiller sinüsler daha ön planda geliştiği için hani onlara yönelik sınırlı sayıda operasyonlar yapılabilir. Burun içinde yapışıklıklar varsa onlar düzeltilebilirler. Ama diğer sinüslere hemen direkt müdahaleyi hiç düşünmemek lazım. Ancak bir komplikasyon olduğunda, yani çocuk bir gün sinüzit geçirirken bir anda gözünün biri şişip kıpkırmızı veya burnunun bir tarafına doğru kızarıklık başlayarak çocuk size gelirse ve sinüzit tanınız varsa daha öncesinde artık bir orbital komplikasyon, yani göze yayılım söz konusu olduğu için olabildiğince hızlı bir şekilde sinüslere yönelik hem ilaç tedavisiyle gerekirse cerrahi olarak apsenin ya da drenaj yollarının, boşalma yollarının açılarak çocuğun iyileştirilmesi gerekir. Aksi takdirde göze ait kalıcı sekerler oluşabilir. Aynı şey beyinle ilgili de meydana gelebilir çok rahatlıkla. Çünkü sinüslerin beyinle ayıran çok ince tabaka kemikler vardır. Çok kolaylıkla enfeksiyon yukarılara geçebilir. Onun için çocuklarda olabildiğince dikkatli ve hızlı davranmak lazım. Erişkinlerdeki durumda da bundan çok farklı değil. Enfeksiyon tedavisi yaptınız, düzelme olmadı, sonuç cerrahi olacaktır. Tabii ki ehil ellerde yapmak gerekir. Çünkü çok hassas, bir tarafta göz, bir tarafta damarlar, bir tarafta beyin olan sinüsleri çeviren dokulardan dolayı dikkatli bir cerrahi gereklidir zamanı durdurmak için.